Rabbil alemin as-salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi Ecmain Amin. Hamd ve salattan sonra Ben bu zaman ve zeminde Beşerin hayatı içtimaiye Medresesinden ders aldım Ve bildim ki Ecnebiler Avrupalıların terakkide istikbale uçmalarıyla beraber bizi maddi cihette kurunu ustada durduran ve tevkif eden altı tane hastalıktır. O hastalıklar da budur. Ya burada okuduğumuz yer Hutbe-i Şamiye. 1911'de Üstad Hazretleri Şam Emevi Camii'nde yüzlerce alimin, binlerce insanın bulunduğu bir cuma hutbesinde bir vaazda bulunuyor. Ve o vaazda insanlar, alemi İslam'ın Hayatı İhtimaîyesinden almış olduğu ders ile hayatı alemi İslam'ın başındaki hastalıkları sayıyor. Bunların başında da yani Avrupa'yı terakki ettiren, biz ise korunuvusta da orta çağda bırakan sebepleri sayarken 6 tane hastalıktan bahsediyor. Ve bu 6 tane hastalığa da 6 tane derman, ilaçlar olduğunu söylüyor ve diyor ben bunları size anlatacağım. Ta ki siz de bakın ben dersimi hayat içtimaiyeden dersimi doğru almış mıyım? Almamış mıyım? O hastalıklardan birincisi, biz bir tanesini tek okuyacağız. Birincisini okuyacağız. Ama ben hastalıkların tamamını okuyayım. Birincisi, yesin ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. İkincisi, sıdıkın hayat-ı içtimaiye siyasiyede ölmesi. Üçüncüsü, adavete muhabbet. Dördüncüsü, ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek. Beşincisi, çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat. Altıncısı, menfaati şahsiyesine himmeti hasretmek. Bu altı dehşetli hastalığın ilacını da bir tıp fakültesi hükmünde hayati ı içtimaiyemizde eczahane-i Kur'aniyeden ders aldığım altı kelime ile beyan ediyorum. Şimdi bir hastalık var ama bu hastalığa da derman var. Peki bu dermanı ben nereden aldım? Eczahane-i Kur'aniye'den, Kur'an'ın eczahanesinden aldım. Mualecelerini, esaslarını bildiriyorum diyor. Biliyorum diyor. Onları biliyorum. Yani siz bunları ilaç olarak kullanacağınız şeylerin esaslarını ben biliyorum. Bunlar nelerdir? Birinci hastalığımız dedi ya yeis. Ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. Ümitsizlik. Böyle bir hastalık var içimizde. Ye istiyor mani her kemaldir. Yani ümitsizlik insanın bütün kemalatlarının önüne geçen en büyük sebeptir. Bir şeyin ümidi yoksa hareketi yoktur. Bir şeyin ümidi yoksa yaşaması varlığından söz edilemiyor. İşte bu yüzden Hayati içtimaiyemizde, sosyal hayatta, İslam hayatında Müslümanların içerisinde ilk dirilen şey e, ümitsizlik olmuş. Bu ümitsizliktir ki bizim elimizi, kolumuzu bağlamış, nefes almamızın önüne geçmiş, yaşam, hayat enerjimizi, gücümüzü, kuvvetimizi bizden söküp almış yani. Konuşamıyoruz, yaşayamıyoruz, üretemiyoruz, hiçbir şekilde hareket bile edemiyoruz. Dona kalmışız yani. Ama Avrupa ise daimi bir şekilde terakki etmiş. Bizi ise bu ümitsizlik tavakkuf ettirmiş diyor. Bizi kurun ustada ne yapmış? Tevkif etmiş. Hapse düşürmüş. Bizi burada vakfettirmiş, durdurmuş. Bir durak gibi olmuşuz burada. Hiç ileriye gidemiyoruz. Hareket edemiyoruz. Bunun sebebi neymiş? Bizi kurunu vuslada durduran diyor. Durmuşuz yani hareket yok. Bakın durmak tevkif e, hareketin olmamasıdır. E, bir kemalata doğru bir meylin, bir e, hareketin bulunmamasıdır. Bunun da sebebi neymiş? Yeis, ümitsizlik. Bakın mesela bu ümitsizliği Üstad Hazretleri bizim dört tane manevi hastalıklarımızı anlatırken de anlatıyor. Sebebini orada okuyayım. Yani hakikaten çok mühim. Diyor ki bizim birinci hastalığımız diyor ye yeistir. Şahsi hayatımıza bakıyor. Biz alemi İslam'ı okuyacağız da ben sadece hayatımızda da bu yesin nasıl bir tavakkufa bizi kurunu ustada durdurmasına nasıl sebebiyet verdiğini görelim diye söylüyorum. Arkadaş diyor amale ve taate muvaffak olamayan azaptan korkar ise düşer diyor. Amale ve taate muvaffak olamayan azaptan korkar ya ise düşer. Böyle bir meyusun gözüne dini meselelere münafi, edna ve zayıf bir emare kocaman bir burhan görünür. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez diğer emarelerin saikasıyla ilanı isyan ederek İslam dairesinden çıkar şeytanın ordusuna iltihak eder. Binaenaleyh amale muvaffak olamayanlar yese düşmemek için şu ayete müracaat etsinler diyor. Nedir o ayet? Kul ya ibadiyellezine israfu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah inna Allaha yaghfiruz zunuba cemia innehu huvel gafurur rahim. Şimdi bakın burada çok ilginçtir. Amale ve taate muvaffak olamayan diyor. Ne yapıyor? Ya ise düşüyor. Azaptan korkuyor. Azaptan korku içtiğince ümitsizliğe düşüyor. Kim ümitsizliğe düştü? Amale ve taate muvaffak olamayanlar. İşte bakın öyle bir şeydir ki ümitsizlik adam ibadet edemeyince dinin, imanın erkanlarını inkar edebilecek bir yola cüret etmeye başlıyor. Bu ümitsizlik nasıl oluyor da beni ibadetimde taate muvaffak olamadığım yerde bana tövbe kapısını kapattırmış ümitsizlik. Bak, durdum. Halbuki taate muvaffak olamamak, günahlar ne için vardı? Cenab-ı Hakk'ın Ghafur ismine iltica edebilmek için, harekete geçecektin. O ismi tanıyacaktın ve Settar ismine iltica edebilmek için vardı. Rahim ismine iltica edebilmek için ona uslat yolu açsın diye vardı. Tevvab ismine, vusulüne bir vesile olsun diye vardı. Ama o ümitsizlik beni ne yaptı? Durdurdu. Ben oraya gidemediğim gibi diğer bir tarafta bende neyin cesaretini vücuda getirdi? Dinin ve imanın erkanlarına ait en ufak bir delil bulduğumda, inkarına ait en ufak bir delil bulduğumda ne yaptım? Ben onlara yapışıp imanın erkanlarını inkar etmeye başladım. O yüzden ümitsizlik aslında insana en büyük küfür yolunu açmıştır yani. Bu yüzden Allah'tan ümidini kesenler ancak ve ancak kafirlerdir Allah diyor. Bu yüzden Allah'tan ümit mümin ne yapamaz mutlak ye'si mutlaka düşemez. Düşerse küfre düşmüş olur. Bu yüzden ehli kerâm alimleri demişler ki mutlak ye'si mutlak küfürdür demişler. Olamaz yani. Neden? Allah'ın daima rahmetinin olduğu yerde ümit kesilmez. Madem rahmetiyle aleme ne yapmış? Tecelli etmiş o Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Niye? Galabet rahmet sabaqat rahmetuhu ala gadabihi diyor. Allah'ın rahmeti gazabının önüne geçti diyor yani. Bu yüzden vücut eşyada var olan vücut nedir? hayır master. Allah neyi vücuda getirmişse onu hayır olarak getirmiş. O halde bir insanın en halis tövbeyi bile yapabilmesi için neye ihtiyacı var? Ümide ihtiyacı var. Ümidi olmayan adam tövbe edemez yani. Edemez. Mümkün değildir. Ye'is varsa cesareti buradan bunu da anlamak lazım. Ne diyor? Ümitsizlik adamı ne yapıyor? Neye cesarete götürüyor? Dinin inkarına cesarete götürüyor. Halbuki bir insanın ümidi varsa da bu sefer neye getiriyor onu? Onun tövbe ve istiğfar cesaretini arttırıyor. Allah'a iltica edebilecek cesareti artıyor. Demek ki ümit, emel insanda neyi vücuda getirdi? Şahsi hayatında bir hakiki bir tövbenin kapısını açar. İki, insana hakiki cesareti tattırır. Şimdi düşünün savaşta bir adamın ümidi olan bir adamın savaşa katılmasıyla hiç savaşta galibiyet ümidi olmayan bir adamın savaşa katılması var değil mi? Allah diyor ki ya diyor tövbe süresinde diyor o kafir ve müşriklerin Allah'tan hiçbir şey ummadıkları halde bütün mallarıyla ve canlarıyla evlatlarıyla sizinle savaşıyorlar. Sizler Allah'tan bu kadar umduğunuz, ümit ettiğiniz şeyler varken Gerisin geriye kaçıp gidecek misiniz diyor yani. Halbuki gerçek cesaret kimde olur? Ümit sahibi olan insanda olur. Emeli olan insanda olur. Ye ise düşmemiş insanda olur. Hakiki tövbeyi, hakiki cesareti kim gösteriyor? Bu insanlar gösteriyor. Ne peki senin burada okuyacağımız yer el-emel bize nasıl şey yapacak? Ben burada bunu görelim diye. Yani şahsi hayatımızda ümitsizlik bizim kemalat yolculuğumuzda beşeriyetin şahsi nefsi kemalat yolculuğunun önündeki en büyük nedir? Engeldir. Bu yüzden mesela İhlas Risalesi'nin küçük İhlas Risalesi'ni okuduysanız hemen İhlas Risalesi'nin ahirine bir risale küçük bir Hayatın kendisi neyin üzerine kurulmuş? Hareketin ve faaliyetin üzerine kullanılmış. Eski eserlerinde der ki hayat bir cidal, mücadele. Hayat bunun üzerine kurulmuş yani. İmtihan. Hayat hareket ve faaliyettir. Şevk ise onun matiyesidir. Bir insanın ümidi yoksa hayatta hareket edebileceği, faaliyet vücuda getireceği hiçbir alan kalmıyor. Bizim harekete geçebilmemiz için bir hayatın faaliyetin vücuda gelebilmesi için neye ihtiyacımız var? Ümide ihtiyacımız var. Peki bu ümidin, biz adeta hani bir polyanlacılık oynayarak hayatın her şeyinden, evet güzel görelim, güzel düşünelim, böyle bir şey değil bu. Sahte bir iyimserlik değildir bu. Biz, bizim ümidimizin kaynağı, zihnimizde hayalini kurmuş olduğumuz, İyimserlikler değil, gençlik çok daha güzel olacak, dünyamız çok güzel olacak, hayat çok güzel olacak, kazanacağız, büyüyeceğiz, gelişeceğiz. Hayal ürünü bir şey burada konuşmuyoruz çünkü bir tane hakikat ne yapar? Geldiği anda binlerce hayalata müreccah gelir. Yani mesela bakın biz hep konuşuyoruz, ne olacak? Az evvel Metin abiyle de konuşuyordum, benim aklıma Emir Dağ layıkasında bir yer geldi. Şimdi esbabı doğru okuyamazsa insan ne yapıyor? Bu sefer kendi zihninden bir şeyler üretmeye çalışıyor. Bakın e, burada adliye vekilleriyle e, mahkemede e, Üstad Hazretleri'nin hakimlerle bir hasbi hali var. Orayı okuyacağım. Diyor ki efendiler mahkeme reisine söylüyor, hakimlere söylüyor bunu. Siz ne için sebepsiz bizimle ve risale Nur'la uğraşıyorsunuz? Katiyen size haber veriyorum ki ben ve Risale-i Nur sizinle değil mübareze belki sizi düşünmek dahi vazifemizin haricindedir diyor. Bakın ben diyor sizinle muhatap olmuyorum. Sizinle uğraşmıyorum. Sizin sizinle muhatap olmuyorum. Bunu hakimlere söylüyor. Çünkü diyor Risale-i Nur ve hakiki şakirtleri 50 sene sonra gelen nesli atiye gayet büyük bir hizmet ve onları büyük bir vartadan ve millet ve vatanı büyük bir tehlikeden kurtarmaya çalışıyorlardı. Şimdi bizimle uğraşanlar o zaman kabirde elbette toprak oluyorlar. Farz-ı muhal olarak o saadet ve selamet hizmeti bir mübareze olsa da, selamet hizmeti bir mübareze olsa da kabirde toprak olmaya yüz tutanları alakadar etmemek gerektir. Evet. Hürriyetçilerin ahlakı içtimaiyede ve dinde ve seciye-i milliyede bir derece lauballik göstermeleriyle 20-30 sene sonra dince, ahlakça, namusça şimdiki vaziyeti gösterdiği cihetinden şimdiki vaziyette de 50 sene sonra bu dindar, namuskar, kahraman seciyeli milletin nesli atisi seciyeyi diniye ve ahlakı içtimaiye cihetinde ne şekle gireceğini elbette anlıyorsunuz. Şimdi bakın bir realiteden bahsediyor. Bir gerçeği konuşuyor. Diyor ki yani bugünkü toplumu görüyorsunuz diyor. Bugünkü toplumun varlık sebebi nedir diyor. Bundan 30 sene önce hürriyetçiler, ittihatçılar, ittihat ve terakkiciler dinde bir derece laubalilik gösterdiler. Dindeki onların o bir derece laubalilikleri 30 sene sonra bugünkü nesli vücuda getirdi diyor. Bakın ne oldu? Dinde namusta ve ahlakta bir e, tembellik bir gevşeklik bir laubalilik vücuda geldi diyor. Şimdi ne, bu bu neyin meyvesi diyor? 30 sene önce gelen hürriyetçilerin dinde bir derece göstermiş oldukları laubaliliğin neticesi bugünkü ahlakta namusta ve dindeki neslin neslin meyvesi şeyi onlar oldular. Çekirdeği onlar oldular. Peki diyor ki bugüne bak diyor. Bugün bu meyveler var ya diyor. Bunlar da çekirdek. Peki 50 sene sonra bugünkü neslin ne hale gelebileceğini siz düşünebiliyor musunuz? Düşünün diyor. Böyle devam ederse bu nesil ne hale gelecek? Na nasıl bir hale gelecek? Efendiler diyor. Gerçi Risale-i Nur ahirete bakar. Gayesi rızay ilahi ve imanı kurtarmak ve şakirtlerinin ise kendilerini ve vatandaşlarını idam-ı ebediden ve ebedi hapsi münferitten kurtarmaya çalışmaktır. Fakat dünyaya ait ikinci derecede gayet ehemmiyetli bir hizmeti vardır ki bu millet ve vatanı anarşilik tehlikesinden ve nesli bir biçareler kısmını dalâleti mutlakadan kurtarmaktır. Çünkü bir Müslüman başkasına benzemez, dini terk edip İslamiyet seciyesinden çıkan bir Müslim dalâleti mutlakaya düşer, anarşist olur, daha idare edilmez. Evet. Eski terbiyeyi, İslamiyeyi alanların %50'si meydanda varken ve ananate milliye ve İslamiyeye karşı %50 lakaytlık gösterildiği halde. Şimdi o dönem diyor bakın diyor, %50 dindar var. Anane İslamiyeye tabi olmuş. Meydanda e, eski terbiyeyi, İslamiyeyi almış insanlar var. Bir de ne var? %50 lakaytlık gösteren, dinde lakaytlık gösteren bir nesil var. 50 sene sonra yüzde %90'ı nefsi emmareye tabi olup millet ve vatanı anarşiliğe sevk etmek ihtimalinin düşünülmesi. Eğer bu yüzde %50'ye %50 devam ederse ne olacak? Böyle devam ederse, sebepler böyle oluşursa 50 sene sonra ne olacakmış? diyor yüzde doksanı nefsi emmareye tabi olacak diyor. Tabi olup millet ve vatanı anarşiliğe sevk etmek ihtimalinin düşünülmesi ve o belaya karşı da bir çare taharisi 20 sene evvel beni siyasetten ve bu asırdaki insanlarla uğraşmaktan katiyen men etti. Ben anladım bunu gördüm. 50 sene sonra bu nesli atinin %90'ı nefsine tahibi olacak anarşist olacak, dinden başını çıkaracak. Böyle bir milletin böyle bir belaya düşmemesi için ben ne yaptım? Yüzümü siyasetten çevirdim diyor. Risale-i Nur'u hem şakirtlerini bu zamana karşı alakalarını kesmiş. Hiç onlarla mübareze ne de meşguliyeti yok diyor. Şimdi biz meşgul olmuyoruz. Niye olmuyorsun diyor. Çünkü ben vazifemi yapıyorum. Ben eğer bu vazifeyi bırakıp lakaytlıkla o yüzde elliye benzeyecek olursam ne vücuda gelecek? 50 sene sonra bu milletin yüzde doksanı yüzde doksanı nefsine tabi olup anarşist olacak diyor. O yüzden benim bir hedefim var diyor. Ben 50 sene sonraki nesil ile muhatap olmak istiyorum. Onların hayatı ebediyesine çalışmak istiyorum. O nesli kurtarmak istiyorum. İşte bir insan nasıl nasıl o ümidi yaşar içerisinde? Hedefi olan insan bir gayesi olan insan ne yapar? Ümidi vücuda getirir. O ümit olur. O emel dediğimiz, ümit dediğimiz şey umudu olan insan hedefinin vücuda gelebilmesi için sebepleri oluştururken ki o motivasyonudur yani. Ben sebepleri vücuda getirmem lazım. Yapacağım bu hizmetin üzerine artı bir ne koyabilirim ona bakmam lazım. Rahmeti ilahiyenin Kanunlarına ittiba ederek bir şeyler vücuda getirmem lazım. Yoksa eğer ben Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlara tabi olmazsam sadece sırf bir niyeti, e, hüsnü niyet yani. Evet her şey çok güzel olacak ama hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir hareket yok, hiçbir faaliyet yok, hiçbir düzenleme yok. Bu, bu niyet gerçek bir hüsnü niyet midir? Doğru bir ümit midir, emel midir? Hayır bu tamamen tembelliktir. Ve bu tembelliğin sonucu ne olacaktır? Hüsran ile vücut bulacaktır. Hayali bir ümitten bahsetmiyoruz. Ümit sebepleri vücuda getirecek heyecanı olmasıdır insanın. Onlar da nedir? İşte sebepler nelerdir? Bakın diyor ki evet diyor ümit var olunuz diyor. Ümit var olunuz. Şimdi bu cümleyi kurmadan önce cümleler kuruyor. Şu istikbal inkılabatı içinde en gür sada İslam'ın sadası olacaktır. Ama bunun olabilmesi için diyor ki bir tarafta garp husumeti devam etmeli diyor. Diğer bir tarafta şark husumeti ortadan kaldırılmalı, uhuvvete inkılap ettirilmeli. Eğer bu olursa diyor ittihat ve uhuvvet vücuda gelir ve bu İslamiyet'in temelleri ittihat ve uhuvvet üzerine bina edilirse ümit var olunuz demektir yani. Sebepleri vücuda getirin. Sizi harekete getirecek şey rahmeti ilahiyeden olan Allah'ın rahmetine güvenerek onun kanunlarına ittiba ederek sebepleri vücuda getirin ki o ümit sizde gerçek bir ümit olsun. Hayalinizin ürünü olmasın. Kanunları okuyarak evet iki kere iki dört eder derecesinde. Bakın şimdi okuyorum. Birinci kelime. El emel yani rahmeti ilahiyeye kuvvetli ümit beslemek. Bakın kuvvetli ümit beslemek. Ben rastgele bir ümitten bahsetmiyorum diyor. Rahmeti ilahiyeden kuvvetli ümit beslemek. Evet ben kendi hesabıma aldığım dersime binaen ey İslam cemaati müjde veriyorum ki şimdiki alemi İslam'ın saadeti dünyeviyesi bahusus Osmanlıların saadeti ve bilhassa İslam'ın terakkisi onların intibahıyla olan Arap'ın saadetinin fecri sadakasının emareleri inkişafa başlıyor ve saadet güneşinin de çıkması yakınlaşmış. Yesin burnunun rağmına olarak ben dünyaya işittirecek derecede katiyeti katiyemle, kanaati katiyemle derim. İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyetin olacaktır. İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyetin olacak. Ve hakim hakaiki Kur'aniye ve imaniye olacak. Öyleyse şimdiki kaderi ilahi ve kısmetimize razı olmalıyız ki bize parlak bir istikbal ecnebilere müşevveş bir mazi düşmüş. Bakın şu ana şimdiki kaderi ilahiyeye razı olmak. Şimdi bir insanın Cenab-ı Hak şu kainattaki hayatı tek düze bir hayat olarak yaratmamış. Hayat daireseldir. Yani her geceden sonra bir gündüz var, her kıştan sonra bir bahar var, kıtlık var, bolluk var. Allah darlık veriyor, bereketini veriyor. Yani hayatın içerisinde bir kabz hali var, bir bast hali var, bir ümit var değil mi? Bir yeis var. İnsanları bu zıtlıklar içerisinde Cenab-ı Hak terakki ettirtiyor. Ama insanın Allah'tan ümidinin olabilmesi için şükreden bir kul olması gerekiyor. Şükrü olan insan nankörlükten kurtulur. Çünkü işaretül şeyle Mesnevi Nuriye'de bakın şükrü olan insanı anlatıyor. Şükrü olan insan şurada. Diyor ki Kur'an-ı Kerim nimetleri, ayetleri, delilleri tadad ederken fe bi ayyi kume rabbikuma ben ayeti celilesi tekrar ile zikredilmekte olduğundan şöyle bir delalet vardır ki cin ve insin en çok isyanlarını, en şedit duyanlarını, en azim küfranlarını tevlid eden şöyle bir vaziyettir ki nimet içinde inam görmüyorlar. İn amı görmediklerinden münim hakikiden gaflet ederler. Münimden gafletleri sayıkasıyla o nimetleri esbaba veya tesadüfe isnat ederek Allah'tan o nimetlerin geldiğini tekzip ediyorlar. Kur'an diyor fe bi ayi ala'i rabbikumat kezziban. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini inkar edebilirsiniz? İnsan İnsana Allah şükürsüzlüğü bir nankörlük olarak, küfranı nimet olarak gösteriyor. Ya ben şükreden bir kul değilim. Ama şükreden bir kul değilsen kesinlikle ve kesinlikle nankör bir kulsun. Allah mesela Hazreti Musa'yı ve Hazreti İbrahim'i anlatır ki o çokça şükreden bir kuldu diyor. İnnehu abden şakura diyor. Yani o çok şükreden bir kuldu. Ya düşünüyorsun acaba bu çokluktan gaye ve maksat nedir yani? Çok mu şu elhamdülillah 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 böyle mi şükrediyordu? Sayıca çokluktan mı bahsediyor buradan? Ona şükretmek diyor. Ramazan Risalesi'nde Cenab-ı Hakk'a şükretmek ne demektir? Şükür. Gerçek bir şükür nasıl olur? O nimetleri diyor doğrudan doğruya ondan bilmek. Sonra o nimetlere ihtiyacını hissetmek diyor. Bir ihtiyacını bileceksin. Benim buna ihtiyacım var diyeceksin. Sonra o nimetlerin doğrudan doğruya ondan geldiğini bileceksin. Bu ikinci bir vasfıdır. Bir de ne diyor? Doğrudan doğruya ondan geldiğini bilmek, ona ihtiyacını hissetmek, değil mi? Bir de bir cümle daha kuruyor orada. Nerede mektubat? Yanında, i̇şte şimdi, şimdi onu sana söyleyeceğim. Bak çok güzel bir yere değindin. Hakikaten duha süresinde mesela e, bizde hep şey vardı. E, bak abi buraya okuyayım sen ama unutturma. Ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetlerini takdir etmek. Ne kadar değerlidir bu? İşte şükür budur. O nimetin değerini, kıymetini takdir edebilmek. Çünkü onun kainat kadar değerli olduğunu bilmen gerekiyor. Bir kuru bir ekmeğin ne kadar değerli olduğunu, ne kadar kıymettar olduğunu, o ekmeğin nasıl vücuda geldiğini bilmekle olur. İşte Hz. İbrahim tefekkür insanı. O tefekkür ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin kıymetlerini idrak etmeye bir vesile oluyor yani. Rızkınız yerin hayatına bağlıdır diyor. Yerin hayatıysa bahara bakar. Bahar ise şems ve kameri teshir eden zatın elindedir. Öyleyse sana bir elmayı hakiki rızık olarak verecek bir zat Şems ve Kamer'in gece ve gündüzün ve baharın Rabbi olması gerekiyor yani. Baharın, mevsimlerin, gecenin, gündüzün, güneşin, ayın Rabbi olmayan o bir tane ekmeği sana veremez. O kadar kıymetlidir. Güneşin 6 aylık, bir yıllık hareketinin mahsulüdür o kadar kıymetlidir yani. Kim çevirecektir? Kim o güneşi yakacaktı? Onu yakabilmek için neler gibi imkanlara ihtiyaç duyacaktı? İşte teşekkür, şükretmek. Şimdi fe bin bi nimeti rabbike fe Sana Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri tahdis et, konuş, anlat. İşte Hazreti İbrahim bunu yapmış. O kıymetler nimetlerin kıymetini takdir etmiş ve ona ihtiyacını hissetmiş. Ve bu nimetleri esbaba ve tabiata değil doğrudan doğruya Cenab-ı Hak beni rızıklandırıyor demiş. Öyle şükür etmiş. Şükür budur yani. Ağızdan elhamdülillah demek de bir şükürdür ama bir mertebesidir ama hakiki şükür Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu aza alet ve edevatları onun rızası dairesinde kullanabiliyor olmaktır. Bu yüzden diyor en şedid tuhyanlarını insanlar ne zaman baş kaldırıyor? En büyük küfür, küfrane nimet ne zaman vücuda geliyor? Nimet içerisindeki inamı görmüyorlar. Böylece şükretmiyor, nankörlük gösteriyor nankörlük gösteren adamda ümit olmuyor. Hayat enerjisi olmuyor. Bir şeyler yapmak istemiyor. Mesela bahsettiğiniz ayet-i kerimenin öncesinde Allah diyor ki وَالْدُّحَا وَالْلَيْلِ اِذَا Allah mesela kuşluk vaktine yemin ediyor ve gecenin en karanlık vaktine yemin ediyor. Diyor ki bak sen diyor aydınlığı da göreceksin. Günün en güzel, en bereketli zamanını da göreceksin. Ama karanlığı da göreceksin diyor. Hayat bu ikisiyle beraber kurulmuş yani. Hem karanlık olacak hem aydınlık olacak. وَالْضُحَا وَالْلَيْلِ Ma Rabbin seni kaybetmiş, sen kaybolmuş da yok olmuşsun da seni duymuyor, işitmiyor da değil yani. وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ Yani ahiret bir sonraki halin bir önceki haline göre çok daha güzel olacak. Cenab-ı Hak şu an seni bir sıkıntıya sokmuş alemi İslam'ı bir darlığa sokmuş. Alemi İslam'ın başına zulümat perdeleri gelmiş. Fırtınalar kopuyor, yangınlar yanıyor, depremler oluyor. Ama senin bu halin bugüne kadar gelmiş bütün hallerinden daha hayırlıdır Allah diyor. Peki ya Rabbi ben bunun daha hayırlı bir hal olduğunu nereden bileceğim? Nasıl bir ümit besleyeceğim ki ben böyle bir sonucu elde edebileyim? Ve سوف يعطيك ربك Senin razı olduğun şey Cenab-ı Hak sana da Rabbin Rabbin sana verecek yani, verecek. Ama nasıl? Elem yecidke yetiman fa'ava? Allah seni yetim buldu da sahiplenmedi mi yani? Senin sahibin Allah olmuş. Rabbin Allah olmuş. Senin himayen seni inayet gözü altında muhafaza eden Rabbin olmuş. Vallahu yasimu keminen nas diyor. Allah seni bütün insanlardan koruyacak. Şimdi sana böyle bir nimeti vermiş. Sen yetimdin, kimsesizdin, sahipsizdin. Ben seni sahiplenmedim mi diyor. Ve vecedeke dallen fehede. Gidecek bir yol, bir çıkış yolu bulamazken ne yapacağın mütehayyir iken kimsesiz diyor ya Üstad Hazretleri acizem, bi kesem, tuvanem, alilem, bi ihtiyarem, bi ihtiyarem. Hem yaşça ihtiyarlanmışım, gücüm, kuvvetim yok. Hem de mütehayyir kalmışım, seçim yapamıyorum. Sen dalaletteyken, çıkacak bir yol bulamaz iken sana gerçek doğru yolu, hidayeti göstermedik mi Allah diyor. Ve vecedeke fa Sen fakir idin, biz seni zengin yapmadık mı? maddi zenginlikler, etrafında insanlar yoktu onları sana teveccüh ettirmedik mi? Bu iman eden adamların mallarıyla, servetleriyle, maddi manevi imkanlarıyla sana seferber etmedik mi? Biz sana devlet, İslam, Kur'an, kelam-ı ilahi indirerek seni maddi ve manevi zenginleştirmedik mi? فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ Yetimi gördüğünde ona karşı bak, öfkelenme. Senden birisi bir, bir şey istediği zaman ona hanar, öfke gösterme. وَاَمَّ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği nimetleri tadat et, say, konuş. Bunları konuştukça şükrün artacak. Şükrün arttıkça ya ben bu kadar sıkıntılı hallerdeyken beni buraya getiren Allah bugünkü sıkıntının da içerisinden beni çıkarıp Tekrar beni nereye götürecek? O arzu ettiğim, razı olduğum o güzellikleri bana sunacak. İşte ümit böyle yapılır. Bakın bugün 1911 li yıllarda birinci Dünya Savaşı'na giren, alemi İslam'ın dağılmaya, bozulmaya yüz tuttuğu bir dönemde, en karanlık döneminde diyor ki, herkesin ümitsizliğe düştüğü bir anda diyor ki, hayır ümit var olunuz diyor. Neden? Ya bugüne kadar Allah'ın bize yaptıklarına bakın. Bir şükredin. Şu anki bize düşen tek şey Allah benden Yusuf'u almış olabilir. Dünyanın en güzel şeyini benden almış olabilir. O güzelliğin yerine ikame edeceğim şey sabırı cemildir diyor. Orada da sabrın güzelini istiyor. Yusuf'a karşılık sabır istiyor Allah. Burada da sana razı olacağın bir nimeti verecek ama şu anki diyor halimize, alemi İslam'ın şu anki haline, şimdiki kaderi ilahi ve kısmetimize razı olmalıyız. Niye? Ya burada göstereceğin sabır, burada göstereceğin sabır, bollukta göstereceğin şükrü şımarmamanın önüne geçecek yani. Zaten o bolluktaki lezzetin, nimetin lezzetini sana o kıtlıktaki açlık vermiş olacak. O açlık sana o kuru ekmeğin kokusunu tadını tattırdığı gibi alemi İslam'ın başındaki bu zulümatlar, bu fırtınalar, zelzeleler sana istikbalde vereceği o nimetin tadını tattırtacak olan odur zaten. Yani. Sana düşen ne? Burada gerçek bir sabrı göstermek. Kim sabırsız ve tahammülsüz oluyor? Nankör insanlar. Nankör insandır ki Allah'tan umudu yok. Çünkü sabırsızdır. Sabırsız, sabırsızlık insanda nankörlüğü artırıyor. Nankörlük Allah'tan ümidi kesiyor insanda yani. İşte insan mesela Duha suresi insanda ümidi arttıran bir süredir. Neden? Maziye bak diyor. Gücünü oradan al diyor. Ve orada gösterdiğin Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiklerini konuş ve say ki bugün de onlara şükret ki bugün de Cenab-ı Hak ne yapsın? Sana o ümidi versin. Harekete geçip hareket edebilesin. Yoksa alem-i İslam yıkılmış, parçalanmış. Birinci Dünya Savaşı harbi vücuda gel. Bakın o gün bunları söylüyor. Bugün konuşmuyoruz ha. Bugün biz ümitsiziz. Halbuki en karanlık dönemde diyor ki ümit var olunuz diyor. İslam parça parça olmuş diyor ona. Rus çar Rus uh, uh, polisi tahsil'e gitmişler diyor. Bu ümidi, bu hareket ve faaliyeti, bu lezzeti ona ne söylettir, diyor. İşte buradaki sabır ve şükür ondaki o emelin, ümidin gerçek sebebi oluyor sabredemeyen, tahammülsüz insanların bakın çabuk kırılan insanlardır. Hiçbir şeye cesaret edemezler. Hiçbir hareketin başında olamazlar. Hiçbir faaliyet gösteremezler. Ümitleri yok çünkü. Allah diyor ya diyor bak taate muvaffak olamadın. Gücün yetmedi. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ümidini kesenler yalnız kafirlerdir. Kafirlerdir. Küfrü mutlaka düşendir Allah'tan ümidini kesen adam yani. O halde bende alemi İslam'ın istikbalde yalnız ve yalnız hakimiyet kuracağını ve hakim hakaiki imaniye ve Kur'aniye olacağını ben kanaati katiyen var. Ama bunun da sebepleri var. Nedir o? Biz diyor ahlak-ı İslamiye'yi ve hakaiki imaniyeyi efalimiz ile izhar etsek sebebi var. Alem-i İslam ne zaman inkişafa başlar? Hakaiki imaniye ve Kur'aniye ne zaman hakim olur? Efalimizle izhar etsek. Sebebi var. Hayalen diyemeyiz ki ya Allah madem vaat etmiş öylese daha güzel günler bizi bekliyor. Bu öyle bir şey değil. Sebebi var. Biz ahlakı İslamiye'yi, İslam'ın ahlakını ve Kur'an'ın hakikatlerini fiillerimizle gösterdiğimiz gün bu vaat, bu ümit, bu şey vücuda gelecek yani. Bunun varlık sebebi benim hareketim olacak. Hayatımdaki Resulullah'ın ahlakını tamamlamakla onu hayatıma geçirmekle bu ümit bende hayata başlayacak yani. Yoksa sadece iyi niyet temennisinden bahsetmiyoruz yani. Bunun varlık sebepleri vardır. Bu sebepleri vücuda getirmemiz gerekiyor. Ne dedi? Hakim ki imaniye ve Kur'aniye olacak. Rahmeti ilahiye ne zaman bana yetişecek? Ben ondan ne zaman ümit var olabilirim? O ümit bana ne zaman netice. Halbuki kapılar nasıldı? Ve gallakatil ebvab diyor. Yani kapılar çokça kilitlerle kapatılmış. Ve çok kapılar kapatılmış. Bir tane kapı da değil yani. Tarif öyle gelir yani. Şimdi orada bile Hazreti Yusuf ne diyor? Ya kurtuluş çaresi yok. Değil mi? Yani. Ama ne yapıyor? Kapıya doğru gidiyor. Bana düşen bir vazife vardı ya. Bir umut diyor yani. O emel ve arzuyla Kapıya doğru hareket ediyor. Ne oluyor? Kapı açılıyor. Hazreti Hacer validemizi Cenab-ı Hak mesela 8. sözde hüsnü haslet, hüsnü niyet, hüsnü fikir, hüsnü zan değil mi? Bu hasletler insanda oluşabilmesi için Hazreti İbrahim'in suhufunda var diyor. Değil mi? Orada ne var? Hazreti Hacer validemize verilmiş bir ders var. Nereye gönderiyor Allah onları? Değil mi? Çölün tam ortasına. O çölün ismini Allah koyarken nasıl koymuş? Belde'tul Emin demiş. Dünyanın en emniyetsiz ve güvensiz yeri olan çöllere Allah en güvenilir yer demiş ve Hazreti Hacer'i oğluyla beraber peygamberimiz Hazreti İsmail ile beraber nereye göndermiş? O çölün ortasına göndermiş. Ve Hazreti İbrahim onları bırakıp Mısır'a dönüyor. Orada tek başına kalan bir annemiz var. Hacer validemiz değil mi? Ve oğluyla beraber küçücük yavrusuyla beraber Şimdi ne yapıyor? Oğlu susuyor. Kendisinin suya ihtiyacı var. Ne yapıyor? İlk önce Safa tepesine doğru koşuyor. Testisini almış, suyunu dolduracak. Etrafa bakıyor. Su yok. Sonra dönüyor. Merve'ye koşarak gidiyor. Çünkü suya ihtiyacı var. Bir Merve tepesinin üzerine çıkıyor, bakıyor. Su yok. Ne yaparsınız? Oraya gittim, su yok. Buraya gittim. Ya Rabbi sen bizi nereye gönderdin? Su yok. Güvene, emniyete ait hiçbir şey yok. Yaşam için yaşanabilecek hiçbir hayat ve faaliyet emaresi yok. Ama zerre kadar Allah'tan şüphesi yok. Tereddütü yok. Öyle bir iman taşıyor ki madem Cenab-ı Hak beni buraya göndermiş bana ait olan vazife onu taharri etmektir. Harekete geçmektir. Kıtlıkta o sabrı göstermektir. Ama sabrı da gösterirken bakın Allah böyle detay detay ince ince işleyerek gönderiyor. Bize koşturtuyor orayı. Tekrar Merve'den Safa'ya koşarak gidiyor Cedeti Hacer Validemiz. Yine bakıyor, yine suyu. O şevkinde, o ümidinde, o gayesinde ve hedefinde zerre kadar şaşmadan, ümidini zerre kadar kaybetmeden tekrar hervele ve koşarak ne yapıyor? Tekrar safaya gidiyor. Yine su yok. Tekrar aynı şevkle, aynı ümitle ve umutla tekrar Merve safaya gidiyor. Merve'ye gidiyor. Yine su yok. Yok. Ne yaparız abi? Metin abi. Vur testi. Kırab yok. Yok. Ama diyor ki ben kendi vazifemi yaparım. Ben vazifemi yapmakla orada sabır ile şükür ile mükellefin. Benim şükrümün göstergesi ne? Benim orada gösterdiğim hareket ve faaliyet. Sebeplere müracaat etmek. Ben suyu ararım diyor. Sonra bir döndüğünde Safa'ya bir bakıyor ki Allah İbra İsmail'in ayağının altından kıyamete kadar insanların istifade edeceği en mübarek dediği suyu Allah Hacer validemizin hüsnü zannına ve ümidine ve umuduna bağlayarak kıyamete kadar devam ettir diyor yani bir zemzem suyu oradan çıkıyor yani. O Hazreti Hacer validemizin ümididir yani. Ümidinin meyvesidir. Emelinin meyvesidir. Şimdi biz burada alemi İslam'ın istikbalini konuşuyoruz. İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacaktır diyor. Hakim hakaiki imaniye ve Kur'aniye olacaktır. Ama şimdiki kısmetimize razı olmamız lazım. Nereden niye razı oluyorum? Bakın az evvel okuduk ya duha süresi, ümidin süresi. Bir sonraki süre inşirah süresi. Elem neşrah leke sadrake ediyor. Biz senin göğsünü genişletmedik. Bak sen bir darlığa düştün, sıkıntıya düştün. Alemi İslam bir darlığa düşmüş. Allah bu sıkıntıyı bir zamanlar gidermişti, bir daha giderecek. Maziden güç almak gerekiyor. Sabır burada gösterilir zaten. Gerçek sabrın kaynağı bollukta şükreden insanlarda vücuda geliyor. Şükür insanda nankörlüğü ortadan kaldırıyor. O nankörlük de insanda yeni yeni umutların ve ümitlerin vücuda gelmesine sebebiyet veriyor. Yoksa tembel adam ümitsiz adamdır. Hareket edemeyen adamdır. Biz ne dedik? Ye ismani her kemaldir. Hayat hareket ve faaliyettir. Şevk matiyesidir. Yoksa yoktur o yani. İşte bizi harekete getirecek sebepleri vücuda getirebilecek o güce biz ümit diyoruz, emel diyoruz, umut diyoruz yani. Ben sebepleri vücuda getirmem lazım. Hakayık imaniyenin hükümlerini, ahkamını kendi üzerimde tatbik etmem lazım. Hazreti Yusuf gibi kapılar kapalı olduğu halde kapıya koşmam lazım. Hazreti Hacer gibi, validemiz gibi su yokken koşabiliyor olmam lazım. Bu koşuyu vücuda getirmek lazım yani sebepleri vücuda getir. İşte o zaman rahmeti ilahiyeden ümidi kesmemek lazım. Bunu ben lazım. Evet, hayatın üzeri, bunun sebepleri var. Bunu onu da söyleyeceğim. Yani ben yapmazsam zaten o eşyada hiçbir şey vücuda gelmeyecek. Hiçbir hareket olmayacak. Yani başkasının yapacağına benim bir müdahalem olmaz ama ben yapmalıyım. Şahsım adına. Yapmazsam Herkes ben helak olacağım. Aldına, değil mi? Küçük bir adet gibi gözükse de şeytanın ve nefsin aslında senin kendinde o çıkaracağın payı, ya senin yapacağından ne olur diye. Dünyayı sen mi kurtaracaksın? Abi. Onu bastırmasına rağmen aslında buradaki en büyük ders bunu ben yapmak. Yaptığı şey küçük görmemek. Evet. Çünkü o kadar Allah katında büyüktür ki. Ve ben yapmazsam e, bu iş olmayacak. Bak o yüzden az evvel okudum ya, Üstad Hazreti diyor, benim muhatabım siz değilsiniz diyor gelecek 50 sene sonraki nesli hadi ben hedefimi oraya kitlemişim. Ben sizinle muhatap olmuyorum. Hedefi olmayan insan oraya hedefine gözünü dikmeyen insan başkasının hayatına göz dikmeye başlıyor. Konuşuyoruz. Ali abi böyle yaptı, Veli abi böyle yaptı. Metin abi bana bunları söyledi. Ben Metin abiye bunları söyledim. Birbirimizle mücadele etmeye başlıyoruz. Hedefi olan adamın sağla so at gözlüğü takar. Hedefine kitlenmiştir. Lazer ışığı gibidir yani nasıl yakıyor ve biçiyor, kesiyor biliyor musunuz? Lazerle nasıl kesiyorlar? Çünkü bütün ışınları tek noktaya topluyorlar. O kadar ışık bile o kadar kuvvetleniyor. Ama bak bu ampuller dağılıyor. Kimi sadece aydınlık veriyor. Ama lazerdeki ışık milyonlarca ışığı tek bir noktaya toplayınca kesici bir alet oluyor. Mermeri kesiyor, fayansı kesiyor. Gözün üzerindeki kataratı kaldırıyor. Yapıyor ya, yarıyor, yakıyor yani. İşte ne? hedefe kitlenmek. Bu insandaki umudu ve ümidi bir noktada bir merkezde toplamak. Diğer şeylerle meşgul olmamak. Başkasının hayatıyla meşgul olanlar alem İslam'ın geleceği ve istikbaliyle meşgul olamazlar. Orada tembellik gösterirler. Uyuşuk olurlar. Çabuk yıkılırlar. En ufak bir problemde kaçacak yer ararlar. Ama en önde gidenler var ya Davut Aleyhisselam gibi olmak lazım. Talut'un ordusu değil mi? İmtihan edildikten sonra Calut gibi bir adama karşı o cesim kuvvetli komutan kimse kafasını çıkaramazken Davut Aleyhisselam gibi küçük bir çocuk oraya çıkıyor ve ordunun galibiyetine oradaki milleti heyecanlandıran, şevke gayrete getiren, oradaki kazanabilme ümidini, umudunu vücuda getiren kim oluyor? Küçücük bir Davut Aleyhisselam. Meydana çıkmış yani. Meydana atılmak lazım. İşte bu gücü kuvveti de o ümidi, o heyecanı insan nereden alır? Şükrederek alır yani. Sabrederek alır. Sabrederek alır. Tahammül gücünü kuvvetlendirerek alır. Burada da ne diyor? Öyleyse şimdiki bak, onun için söylüyorum. Kaderi ilahi ve kısmetimize razı olmalıyız ki en karanlık döneme girdik. Şu an bize düşen bir sabre cemildir. Allah Yusuf'u bizden alıyor. Osmanlı gidiyor. Yusuf'u bizden alıyor. Bu güzelliğe karşı bir güzellik ikame etmek gerekiyor. O da sabırdır. Normal bir sabır da değil. Sabrı cemili istiyor. Bize parlak bir istikbal, ecnebilere müşevveş bir mazi düşmüş. Bu davama çok burhanlardan ders almışım. Şimdi o burhanlardan mukaddematlı bir buçuk burhanı zikredeceğim. O burhanın mukaddematına başlıyoruz. İşte İslamiyet'in hakaiki hem manen hem maddeten terakki etmeye kabil ve mükemmel bir istidadı var. Birinci cihet olan manen terakki ise biliniz. Dedik ya yani bu mücerred bir dava değil. Öyle hayalinde istikbalin hakimiyetini kuracak böyle sadece ben öyle düşünüyorum. Kesin böyle olacak değil. Kur'an'ın eczanelerinden dermanlar bulmuşum diyor. Hakiki vukuatı kaydeden tarih hakikate en doğru şahittir. Göreceksiniz tarih benim davama en büyük delil olacak. İşte tarih bize gösteriyor ki hatta Rus'u mağlup eden Japon başkumandanının İslamiyetin hakkaniyetine şahadeti aynen şu ki hakikat İslamiyetin kuvveti nispetinde Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde. Bakın hakiki İslamiyetin bir kuvveti var. Müslümanlar da o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde. Yani İslamiyet hakim olacak abi. Hakim hakaiki imaniye ve Kur'aniye olacak ama şart ne ki? Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde. Sebep bu yani. Biz buraya atlıyoruz. Ya işte İslamiyet, ümit var olunuz, her şey çok güzel olacak, her şey çok iyi olacak. Abi sebebi var. Sebebi var. Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri şartı var. Etmedikçe, etmedikçe olmayacak. Üstad diyor bak diyor. 30 sene önceki mahsul hürriyetçilerin dindeki küçücük bir laubaliliği bugünkü meyveleri verdi. Bugünkü meyvelerin bu labaliliği 50 sene sonra neyi meyve verecek? %90 bu milletin gençliği ne olacak? Nefsine tabi ve anarşist olacak diyor. Öyle de olmuştur yani. O halde bunun ıslah edilmesi lazım. Ümit ne zaman vücuda gelir? Müslümanların o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde ehli İslam temeddün edip terakki ettiğini tarih bize gösteriyor. Biz terakki edeceğiz. Bu temeddün, bu medeniyet yeniden vücuda gelecek. Ama an şart ki biz o hakaiki imaniyeyi ve ahlak-ı İslamiye'yi efalimizle gösterdiğimiz gün olacak. Bizim emelimiz, ümidimiz neyden yana olmalı? Bu şartları yerine getirebilmek için olmalı. Bunlar vücuda gelsin, işte rahmeti ilahiye o gün tecellisini siz o gün göreceksiniz. Razı olacağınız o günü size verecek. Sırtınızdaki Allah diyor Eleneshrah leke ve vada'na anke vizrak. senin belini büken sırtındaki o yükü o biz kaldırmadık mı Allah?" diyor. İşte o gün belimizi büken ağırlıkların yükünü Allah bizden alacak. An şart ki o hakim olan hakim olan hakiki Kur'aniyeyi ef'alimizle izhar edeceğiz yani. Sebep bu. Bu olsun. Varafa'na leke zikrak. Senin namını biz yükseltmedik mi yüceltmedik mi yani? Her yerde İslam'ın namıyla ne yapacaksın? Güven ve emniyet içerisinde hareket edeceksin. Resulullah'ın namını yücelteceksin. Yücelecek. Bak umut veriyor sana. Niye? Biz bunları zaten yaptık sana. Bugün başına bir musibet gelmiş. Elbet burada gösterdiğin sabır karşısında da biz sana ne yapacağız? Yine göğsünü genişleteceğiz. Ama sen ne yap? Biz biliyoruz Allah diyor. Yudiku sadruke diyor. Onların söyledikleri senin göğsünü daraltıyor. Biz biliyoruz. Peki ya Rabbi ne yapayım? Diyor secde ve şükret diyor. Secde et. Bize düşen bu. Biz Allah'a secde etmekle mükellefiz. Secde etmek onun emirlerine itaat etmektir. Ve şükret. Verilen her hale şükret. Göreceksin. Allah senin ruhunu, göğsünü yeniden ne yapacak? Genişletecek. Umudu orada taşımak. Umut, o sebepleri, bu ahkama uyabilecek sebepleri vücuda getirebilmek için insanda var olan o motivasyona, o enerjiye ümit denilir yani. Burayı bitirip bırakıyorum. Ve ehli İslam'ın hakikati İslamiyede zafiyeti derecesinde tavahüş ettiklerini, İslamiyet'ten de elimizi gevşettikçe vahşete düşmüşüz. Bak bu da delil. İslamiyet daha vahşi bir hale, vahşet hale düşebilir mi? Ya biz elimizi çektiğimiz sürece bu hizmetlerden, bu derslerden, bu sebep bu 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 sohbetlerden ne olacak? İstediğin kadar ümidin olsun ya. İstediğin kadar hayali bir ümit olur yani. Hiçbir şey yapma ümid et. Böyle bir ümit nedir? Abesle iştikalır yani. Ve tedenniye düştüklerini ve her cümerç içinde belalara mağlubiyete düştüklerini tarih gösteriyor. Sair dinler ise bilakistir yani salabet ve taassuplarının zafiyetin istiretinde temeddün ve terakki ettikleri gibi dinlerine salabet ve taassuplarının kuvveti derecesinde de tedenni ve ihtilallere maruz kaldıklarını tarih gösteriyor. Şimdiye kadar zaman böyle geçmiş diyor. Bu yüzden Allah'ın izniyle eğer biz diyor ahlak-ı İslamiyenin ve hakayık imaniyenin kemalatını efalimizle ishar esek, sair dinlerin tabileri elbette cemaatlerle İslamiyet'e girecekler. Neden? İnsanda bir meylut tarihi hakikat var. Hakikati araştırıyorlar. Hakka karşı bir aşk var. Uyanmış. İşte biz de bunu efalimizle gösterirsek belki küre arzın bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyet'e dehalet edecekler. İnşallah. Cenab-ı Hak bize bu esbabı, bu sebepleri vücuda getirecek Hazreti Hacer'in, Hazreti Yusuf'un, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hüsnü zannını, Hüsnü niyetini, hüsnü hasretini, hüsnü fikrini, o şükürlerini, o sabırlarını bizlere ihsan eylesin. Amin. Amin. Alemi İslam'ın, İslamiyet'in ve hakaiki imaniye ve Kur'aniye'nin o daimi, baki, ebedi bayramını bizlere göstersin. Bizleri ona da vesile etsin. Bu bayramlarımızı o daimi ve baki ebedi bayrama inkılap etirsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. الفاتحه